Önemli bir açıklama geldi Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili. Şimdi kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı biliyorsunuz. Maaş düzenlemesi zam sonraya kaldı. Yılbaşında konuşulacak. Tek seferlik bir 5000 liralık ikramiyeden bahsetti Erdoğan. Onda da çalışan emekliler alamayacak. Yani emekli olup çalışmaya devam edenler alamayacak. Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü için tek seferlik bir ikramiye verilecek dendi. Hatta burada da konuştuk işte sadaka gibi 7500 lira maaş alan en düşük emekli maaşı alanların çoğu işte bu çalışanları oluşturuyor. Bir de maaş düzenlemesi yok, bir 5000 lira verilecek, onların da çoğu alamayacak. Acaba bir düzenleme yapılır mı diye merak etmiştik. Çünkü gerekiyor, emeklilerin hali hakikaten vahim. Şu hayat pahalılığında %25 zam reva görüldü, bir kenara bırakıldılar ve... Şimdi görüyoruz ki ne yazık ki böyle bir beklenti içine de girmemizin bir faydası yok belli ki. Bakan Işıkhan dedi ki başka çalışma söz konusu değil, hayırlısı oldu. Hayırlısı oldu diyor bakın. Bu arada Meral Akşener de bugün grup toplantısında bu bölümle ilgili, emeklilerle ilgili önemli şeyler söyledi, onu da hatırlatayım. Bir kereye mahsus 5000 lira vermek yetmez, sadaka mı dağıtıyorsunuz kardeşim dedi. Kendinize gelin dedi. Emekli maaşlarını derhal asgari ücret seviyesine çıkartın, asgari ücreti de gerçek enflasyona göre ayarlayın. Milletimizin hiçbir ferdi geçim sıkıntısıyla ömür tüketmeyi hak etmiyor dedi. Yaklaşık bir saat önce yaptığı grup toplantısında. Şimdi bunun üstüne geldi Bakan Işıkhan'ın konuşması, açıklaması. Bir bakalım tam ne demiş, bir duyalım. Tabii biz düzenlemeyi tamamladık değerli arkadaşlar. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emekliyi de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamayı bir zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Hayırlı olsun. Bunun dışında gündemimize başka bir çalışmada söz konusu değil. Teşekkür ediyorum. Hiçbir anayasa aykırı, çünkü zaten emekli olmuş birkaç çalışmaya devam ediyor. Bizim durumumuz sosyal devlet olarak da bu mağdur durumda olan ya da geçim zorunda yaşayan emeklilerimizi biz kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu. Ben de çok güzel bir sonuç elde ettim. Emeklilerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Size de teşekkür ediyorum. Ne söylediğini duyduk. Bakan Işıkhan'ın hayırlısı oldu dedi. Başka düzenleme yok dedi emeklilerle ilgili. Şimdi söylediklerini duyduk ama bir de gördüklerimiz var. Gülüyor bakanın yüzü. Hayli gülüyor. Sabır sabır denen, sabır telkininde bulunulan emeklilerin yüzü gülmüyor ama. Halk TV ekranlarında sokağa çıkıp emeklilere mikrofon uzattığımızda onların ne halde olduklarını görüyoruz. Hiç unutmadığım bir sokak röportajı var Halk TV'de ekranlarınıza getirdiğimiz. Bir emekli hanımefendinin gözyaşlarına boğulduğu anlar. Onlar böyle bir hayat yaşıyorlar. İktidarın onlara reva gördüğü zam ve maaş oranları karşısında. Ama Bakan Işıkhan'ın yüzü gülüyor. Hayırlısı oldu. Başka düzenleme yok diyor. Bu parantezi kapatalım, biz İsrail-Filistin hattına dönelim. Şimdi son gelişmeleri, sıcak görüntüleri ve açıklamaları sizlerle paylaştım. Şimdi bu çatışmanın bir bölge savaşına dönüşüp dönüşmeyeceği malum bir soru işareti. Bunları konuşalım istiyoruz. Bir kıymetli konuğumuz var, Aydın Selcan bize katılıyor bu noktada. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi son gelişmeleri aktardık. Bütün gece ateş altında tuttu İsrail Gazze şeridini. Ya ölüm ya göç gibi bir seçenek sunuyor Gazzelilere İsrail. Ama işte göç dediği de Sina Çölü'ne açılan bir kapıdan mümkün yalnızca. Şimdi Biden'ın açıklaması var. Hamas'a karşılık vermek İsrail'in görevi diyor. Önce size şunu sorayım. 48 saat süre vermişti İsrail. Kara harekatına başlayacağım demişti. O süre geride kaldı. Kara harekatı başlamadı. Neden başlamadı kara harekat sizce? Şimdi harekatın hazırlığı, siz birkaç gün önce sizin de yanınızda stüdyoda konukken işte emekli orgeneral Ahmet Yavuz da bunu işaret etmişti. Bir yumuşatma bombardımanından söz etmişti. Aslında yine hatırlamak gerekirse sözünü ettiğimiz yer
365 kilometre kare, 40 kilometre boyu var. İşte yaklaşık 10 kilometreden az yer yer eni var. Ve burada 2,5 milyon civarında, ki o rakam da değişiyor. Dünyanın en yoğun, nüfus yoğunluğu en yüksek yerlerinden biri. Ve buraya yıllardır Hamas'ın, yıllardır derken Hamas'ın da orayı, idareyi zorla devralması 2007. Biliyorsunuz Filistin'de 2006'dan bu yana da seçim yapılmıyor. Ne Batı Şeria'da ne Gazze'de. Hamas oraya hakim. Ve Hamas'ın da işte yeraltı tünelleri, çeşitli bunkerler, farklı farklı şekillerde binaların arasında geçişler gibi bir hazırlık yaptığı biliniyor. Dolayısıyla Hamas aslında İsrail ordusunu da oraya çekmeye çalışıyor olabilir diye bir görüş de var. Diğer söylediğiniz husus, bu insanlar nereye gitsin? Yapılan İsrail tarafından gelen uyarılarda işte Gazze şeridi içinde yer değiştirmeleri söyleniyordu, ama değiştirilen yerlerin de havadan bombardıman edildiği biliniyor. Ayrıca Refah sınır kapısı da işte Mısır'a açılan bombalandı. Ancak şunu hatırlamak gerekir ki o kapı zaten Mısır'la Gazze arasında işleyen bir kapı değildi. Tabii. Günde 400 kişinin karşılıklı gidip gelmesine izin verilen, çok sınırlı hallerde kullanılabilen bir kapıydı. Hı hı. Diğer hususta İsrail'in Kahire Büyükelçisi de teyit etti. Mısır bizim 10 yıldır terörle mücadelede bir müttefikimiz, ortağımız, işbirliği ortağımız. Bu konuda bizim Mısır'la ilgili herhangi bir problemimiz yok demeye getirdi. Mısır tarafı da zaten İsrail'in Gazze'de oturanları, ki şunu da hatırlamak gerekir. Gazze şeridi malum 1948'de İsrail kurulurken zaten bugün İsrail olan yerlerden oraya sürülmüş, yerleşmiş kişiler ve Gazze şeridinin de öyle bir oluşum olarak, bir anklav olarak resmen ortaya çıkışı işte Camp David anlaşmalarından sonra. İşte 2007'den beri de Hamas idaresine geçmiş durumda. Hamas da Müslüman kardeşlerin bir uzantısı, ama arkasında İran desteğinin olduğu biliniyor. Hamas derken de Hamas'ın siyasi kanadı, yine sizin yayında konuşmuştuk. Siyasi kanatla, yani bizim görünen yüz İsmail Haniye yahut bu bildiğimiz harekatı yapan, ki bunu aslında Hamas'ın üst düzey bir siyasi yöneticisi de ineledi. Ancak 5-6 kişinin haberdar olduğu, bu da askeri kanat, işte İzzettin Kassam Tugayları, Muhammed Deif'in planlayıp çok dar bir çerçevede planlayıp uyguladığı bir harekat. Şimdi bu havadan bombardıman birkaç gündür sürüyor. Büyük can kayıplarına da yol açıyor. İsrail tarafında da hatırlamak gerekir ki halen daha temizlik diyelim harekatı sürüyor. Belirli yerlerde gerilim var. İsrail içinde bugün dahi Hamas militanlarının olabileceği söyleniyor. İsrail güvenlik kuvvetleri ve birimleri tarafından, İsrail tarafında ölü sayısı 1000'i aşmış durumda. Bunların içinde belki 190'ı asker, kalanı sivil, kadın, çocuk, yaşlı ve buradan da çok korkunç IŞİD'i çok yakından çağrıştıran görüntülerin geldiğini de biliyoruz. Kara harekatı dolayısıyla bugün benim sabah gördüğüm İsrail Savunma Bakanı'nın da bütün kısıtlamalar kalktı, artık kara harekatı başlıyor diyor. Biliyorsunuz bir taraftan da yine sizin yanında konuşmuştuk. Hamas'ın da rehineleri infaz etmeye başlayacağı, bu tür bir girişim olduğu yönünde bir açıklaması var, ama o takdirde zaten bu kişilerin rehin olarak götürülmesinin de bir mantığı yok. Son olarak şunu ekleyebilirim. Görebildiğim kadarıyla İsrail tarafında da yalnız öncelik rehineler değil. Bu her ne kadar korkunç bir şey olsa da, evet, öncelik rehineler şu anda değil. Evet, onu da gözden çıkarmış gibi duruyor hakikaten. Bu arada bu işte rehinelerin infaz edilmesiyle ilgili açıklamadan sonra sizin de hatırlattığınız, dün gece bir Hamas yöneticisi açıklama yapmış. Diyor ki İsrailli esirler öldürülmedi, işkence yapılmadı, en insani şekilde muamele görüyorlar. Şimdi bir taraftan canlı yayında infaz edeceğiz açıklaması var, bir taraftan gelen bu açıklama var. Şimdi tabii tepkiler de geldi, ama Hamas ne kadar etkilendi bu tepkilerden bilmiyoruz. Bazen de Aydın Bey şu çok garip geliyor bana. Normalleşiyor bazı şeyler. Şimdi izlediğimiz görüntülerin hepsi, her bir kare savaş suçu teşkil ediyor. Ama artık bunları konuşmuyoruz bile. Yani en son Ruanda'da ya da Yugoslavya'da işlenen işte suçlar üzerine mahkemeler kuruldu. Yargı süreçleri işletildi. Fakat yani iki tarafın da yaptığı, aslında şu an izlediğimiz savaş suçları var. 2 milyon kişinin üzerine bomba yağdırmak, sivillerin bu kadar gözetilmeden harekat yürütülmesi vesaire. Ama artık bu savaş suçlarıyla ilgili mekanizma işlemez hale mi geldi dünyada? Ne dersiniz?
artık işlemez hale mi geldi yoksa hiç işlemiş Ha miydi ya onu da bilmiyorum. Doğru, belki göstermelik de çelişki olsa oldu. en azından.